Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan İnegöl Asgat Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Taş şunları söyledi. Böyle bir anıtı ve çevre düzenlemesini yaptırarak Ağızka sürgününü yaşayan Ağızkalıların çocukları, torunlarının ağırlıklı olarak yaşadığı bu bölgede bizler için ayrı bir önemi olan bu eseri kazandırması nedeniyle İnegöl'ümüzün değerli belediye başkanı Alinur Aktaş Bey'e şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım ve tüm Ağızkalılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anıt Ağızkalı kardeşlerimizin sürgünde ve sürgün sonrası yaşadıkları zulmü en güzel bir şekilde anlatıyor. Bizler unutmadık, çocuklarımıza ve torunlarımıza da unutturmayacağız. Geçmişimizden ders alıp geleceğimizi planlayacağız. Atalarımız yıllarca bu hilalin, bu bayrağın ve bu vatan toprağının hasretiyle yaşadı. Bizler bugün bu anıtla atalarımızın özlemlerini bu meydanda topladık. İşte şanlı Türk bayrağımız, işte dinimizin sembolü hilalimiz, işte vatan toprağımız. Daha sonra belediye başkanı Ali Uraktaş'la bir konuşma yaptı. Ağızka anıtı, meydanı ve parkının açılışı için bir aradayız. 14 Kasım 1944 tarihi bizler için ne ifade ediyor? Kıymetli kardeşlerim, yaklaşık bir ay önce bir partili kardeşimiz bana şunu demişti. Başkanım, Boşnaklar Bosna Hersek'ten gelmiş, Arnavutlar Kosova'dan ve Makedonya'dan gelmiş, Gürcüler işte Acara'dan gelmişler, Gürcistan'ın Acara bölgesinden. Ağızkalılar nereden gelmiş diye bir ifadede bulunmuştu, bir soru sormuştu. Biraz da hem 14 Kasım 1944'ün hem de bu sorunun cevabı olması adına çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Çok değerli dernek başkanımız bazı bilgiler verdi ama İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin sosyalist lideri Stalin, Ağızka'nın eli silah tutan gençlerini Almanlara karşı savaşa sürerken geride kalan analarını, babalarını, eşlerini ve çocuklarını 1944 yılında bir gece yarısı hayvan taşınan yük vagonlarına doldurarak kanlı bir yolculuğa çıkardı. Programda son olarak İçişleri Eski Bakanı Efkan Ağa'la bir konuşma yaptı. Paşaların saldırıları olmasa bu meseleleri çok hızlı bir biçimde çözer, hiç sizin bunları dile getirmenize bile fırsat vermeden Sayın Başkan yolumuza devam ederdik. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten belediye başkanımız, ilçe başkanımız, bütün kardeşlerimiz sizlerin sorunları gündeme gelince yürekleri titreyerek meseleyi takip ediyorlar. O kadar titriyor ki yürekleri. Aman biz bir meselemizi çözerken Türkiye'de bir sorun, Türkiye'de bir problem olmasın. Bunun hassasiyeti içerisinde dile getiriyorlar o problemleri. Nezaketle dile getiriyorlar. Bunu anlıyorum. Ama biliniz ki o nezaketin karşılığında biz de bütün hassasiyetimizle bir an önce bu meselelerin çözülmesi için duruma vaziyet ediyoruz. Yine de istediğiniz hızda yürümüyor. Ama birlikte bunu da o hıza kavuşturalım. Yani bizi çok fazla düşünmeyin Sayın Başkan. Bu kardeşlerimizi düşünün. Bizi biraz daha fazla uğraştırın. Daha fazla zorlayın. Hep birlikte öbür işleri bırakıp önce şu işleri bir çözelim. Konuşmaların ardından kordele kesilerek açılışı yapılan anıt gezilerek incelendi.